Bu dersimizde enerji güzergahları ve etkilerini sizlerle beraber işleyeceğiz. Sanayileşen dünyada enerji kaynaklarına sahip olmak şüphesiz ekonomik güce de sahip olmak demek anlamına geliyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünya üzerindeki pek çok kriz sanayileşen ülkelerin enerji kaynaklarına sahip olmak istemesi ve enerji kaynaklarının taşındığı nakil hatlarının güvenliğinin tehdidiyle ilgili olarak ortaya çıkmıştır. Enerji kaynaklarına sahip ülkeler, bu kaynakları işleyen ülkeler küresel ölçekte jeostratejik açıdan önem kazanmaktadır. Petrol ve doğalgazın bölgesel önem arz eden diğer bir konusu da kaynakların üretim alanlarından pazara taşınmasıdır. Dünyada petrol ve doğalgaz çoğunlukla tankerler ve boru hatları yoluyla taşınmaktadır. Bu iki taşıma sisteminin tercih edilmesinde üretici ve tüketici ülkelerin coğrafi konumları, birbirlerine uzaklıkları ve ekonomik durumları etkili olsa da dünya üzerinde daha çok tankerler ve deniz yolu ile taşıma tercih edilir. Evet, petrolün deniz yolu güzergahlarını görüyoruz. Hangi rotaları çizdiğini. Dünya petrollerinin taşınması için kullanılan güzergahlar stratejik ve ekonomik bir öneme sahiptir. Bu güzergahlar taşımanın en yoğun olduğu yerden yoğunluğun daha az yere doğru Hürmüz Boğazı, Malaka Boğazı, Süveyş Kanalı, Babülbende Boğazı, İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Panama Kanalları olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, Hürmüz Boğazı'nı görüyoruz. Malaka Boğazı'nın bulunduğu yeri de rahat bir şekilde burada görebiliyoruz. Evet, Hürmüz Boğazı'na bakacak olursak, Basra Körfezi ile Hint Okyanusu'nu birbirine bağlayan Hürmüz Boğazı, Körfez ülkelerinin petrollerinin dünya pazarlarına taşındığı çok önemli bir boğaz olarak karşımıza çıkıyor. 2016 verilerine göre günde yaklaşık 19 milyon varillik petrolün geçişi olmuştur. Hindistan, Endonezya ve Çin'i deniz yoluyla birbirine bağlayan boğazdan 2016 yılında günde ortalama 16 milyon varil petrol Japonya, Çin ve diğer Asya Pasifik ülkelerine ulaşmıştır. Boğazdan geçen gemilerin sık sık deniz korsanlarının saldırısına uğraması deniz trafiğini aksatmaktadır. Süveyş Kanalı, Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan kanalda 2016 verilerine göre günlük ortalama 5,5 milyon varil petrol taşınmaktadır. Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve Asya kıtası çıkışlı petroller bu kanal vasıtasıyla Amerika ve Avrupa'ya ulaşır. Babülmendeb Boğazı'na bakacak olursak, Hint Okyanusu ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan boğazdan 2016 yılı verilerine göre günlük ortalama 5 milyon varil petrol Amerika ve Avrupa pazarlarına ulaştırılmaktadır. Boğazın Sudan, Somali, Etiyopya, Eritre ve Yemen gibi sıcak çatışma bölgeleri arasında yer alması güvenlik açısından sorun teşkil etmektedir. İstanbul Boğazı, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan önemli bir noktadır. Çanakkale Boğazı ise Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı yoluyla Karadeniz'deki ülkelerin Akdeniz'e ve açık denizlere bağlantısını sağlayan stratejik bir boğazdır. Hazar Denizi, Rusya ve Kazakistan petrollerinin Avrupa'ya taşınmasını sağlayan İstanbul Boğazı'nda 2016 yılı verilerine göre günlük ortalama 2,4 milyon ton varil petrol taşınmıştır. Yılda ortalama 50 binin üzerinde geminin geçiş sahası olan İstanbul Boğazı, dünya petrollerinin taşınması için önemli bir koridordur. Petrolün boru hatlarıyla taşınması.
Dünya petrollerinin boru hatları ile taşınması hem ekonomik hem de politik boyutu olan bir sistemdir. Boru hatları, petrolün çıkarıldığı ülkeden tüketildiği ülkelere doğru olan güzergahtaki diğer ülkeleri de ilgilendirdiği için iki ya da daha çok ülkenin sınırlarından geçtiği durumlarda ülkeler arası gerginlik yaşanabilmektedir. Basitçe petrol boru hatlarına bakacak olursak, BTC dediğimiz Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, Druzba boru hattı sistemi, ÇPC boru hattı, Hazar Havzası alternatif boru hatları olarak karşımıza çıkıyor. Doğalgazın boru hatlar yoluyla taşınması. Isınmanın yanı sıra elektrik üretiminde de kullanılan doğalgaz, ülkelerin ekonomik büyümelerinde önemli bir etkiye sahiptir. Doğal gaz kaynağına sahip olmayan sanayileşmiş Avrupa ülkeleri bu kaynak için Rusya'ya bağımlıdır. Dünyadaki başlıca doğal gaz boru hatları şu şekildedir. Yamal Avrupa 1. Rusya'yı Avrupa pazarlarına bağlayan ilk doğal gaz boru hattıdır. 4200 kilometrelik hat Beyaz Rusya ve Polonya'dan geçip Almanya Jagal boru hattına bağlanarak Berlin'e ulaşmaktadır. Söz konusu hat Rusya'nın Avrupa'ya ihraç ettiği doğalgazın %25'ini oluşturmakta ve özellikle Almanya ve İngiltere'nin ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. Ukrayna boru hatları. Rusya'dan Ukrayna'ya giden 7 boru hattına 3 güzergahtan doğalgaz gelmektedir. Rusya Avrupa Birliği'ne bu hatlardan yılda yaklaşık 130 milyar metreküp doğalgaz aktarmaktadır. Ukrayna bahsi geçen boru hatları sayesinde Avrupa'nın doğalgaz dağıtım merkezi konumunda bulunmakta ve zaman zaman bu durumu Rus politikalarına karşı mukavemet göstermek için kullanmaktadır. Evet, Avrupa'ya gaz taşıyan doğalgaz boru hatlarını görüyoruz. Rotertort, Rusya'nın kullandığı ilk güzergah, Batı Sibirya'daki doğalgaz kaynaklarını taşıyan, yıllık 30 milyar metreküp kapasiteye sahip boru hattıdır. Rusya'nın Batı Avrupa'ya sevk ettiği gazın yaklaşık %70'ini oluşturmaktadır. Soyuz, Rusya, Kazakistan ve Türkmenistan'dan bu ülkeler üzerinde sahip olduğu etkiyi kullanarak piyasa fiyatının altında aldığı doğalgazı Avrupa'ya Soyuz boru hattından taşımaktadır. Ukrayna'da ikiye ayrılan 32 milyar metreküplük hattın bir ayağı Moldova, Romanya, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye ulaşmakta, diğer ayağı ise Transgaz hattına bağlanmaktadır. Mavi akım. Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz taşıyan boru hattıdır. BOTAŞ ve Gazprom tarafından işletiliyor. Bu boru hattı sayesinde Türkiye, Rusya'dan aldığı doğal gazı üçüncü ülkelerin aracılığı olmadan tedarik edebilmekte. Türkiye, Rusya Federasyonu'yla 1997 senesinde imzaladığı anlaşma doğrultusunda bu ülkeden yılda 16 milyar metreküp doğal gaz almayı taahhüt ediyor. Bu işbirliğinin Türkiye'yi Rusya'ya enerji konusunda aşırı derecede bağımlı hale getirdiği endişesi taşınmaktadır. Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı. Güney Kafkasya doğal gaz boru hattı olarak da bilinen BTE, Azerişah deniz sahasından çıkarılan doğalgazı Türkiye ve Gürcistan sınırına taşımak için tasarlanmıştır. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gaz sevkiyatına 2007 yılında başlanmıştır. Langedet doğal gaz boru hattı, Kuzey Denizi'nde Norveç'e ait Ormen Lange sahasından çıkarılan doğal gazı İngiltere'ye taşımak üzere tasarlanmıştır. Dünyanın en uzun denizaltı boru hattı olma özelliğine sahiptir. Yeşil akım,
Doğal gaz boru hattı Batı Libya gaz projesinin bir ayağını oluşturuyor. 540 kilometrelik hat Akdeniz'in altından geçerek Libya'yı Sicilya üzerinden İtalya'ya bağlamaktadır. Bu dersimiz burada sona eriyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.